Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Analiz programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi birbirinden farklı konu ve konukları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta da yine çok önemli bir konuğumuz ile birlikteyiz. Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Sayın Mehmet Şefik Bakay'la birlikte esnafı konuşacağız, faaliyetlerini konuşacağız, odanın faaliyetini, birliğin faaliyetlerini konuşacağız. Aklımıza gelen bütün soruları kendisine yönelteceğiz, soruların cevabını almaya çalışacağız. Sayın Bakay hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bizler de sağlığınıza duacıyız. Tabii Esnaf Odalar Birliği Başkanı olmak kolay değil. Hele Şanlıurfa'da evet. Bu işi yürütmek çok zor. Sizler de yıllardır bu işi layıkıyla yerine getiriyorsunuz. Evet. Öncelikle tebrik ediyoruz sizi. Bu anlamda öncülük yaptığınız için. Evet. Sayın Başkanım tabii Esnaf Odalar Birliği dediğimizde bir yapısını, genel yapısını merak etmişizdir. Evet. Hep yıllardır merak ediyoruz. Nasıl bir yapıya sahip? Öncelikle kanalımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir Şanlıurfa'mızın esnaf ve sanatkarlarımızın dertlerini dile getirmek amacıyla burada bulunmaktayım. Şahsınıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ailesine de. Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'miz 59 tane odanın teşekkülünden üst birlik bir kuruluştur. Evet. Yani burada terziler odası, bakkallar odası, şoförler odaları. Evet, esnaf odalarının birliği. Evet. Tek Urfa il merkezleri değil, il ve ilçeler dahilinde. Şanlıurfa ilinde 29 tane odamız var, merkezde de 30 tane odamız var, 59 tane toplam odamız var. Bu odamızda kayıtlı üyeler, bizim esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğümüz var. Sicil müdürlüğümüzde bir esnaf geldi, maliye kaydı yaptıktan sonra esnaf birliğimize gelir. Sicil müdürlüğünde o meslek dalı ile ilgili kaydını yaptırır. Yaptırırken otomatik olarak nece sistemlerinde belirtilmiş meslekler dalında hangi odaya kendisi oraya gider. Yani biz kendimiz bu odaya bunu kaydedelim diye bir şeyimiz de yok. Faaliyetler yani öyle bir gücümüz de yok. Nece kodlamaları hangi meslek dalındaysa o odaya kendi kendine gider. Olarak kaydı yapılır. Biz burada sicil kaydı yaptıktan sonra odada kendi üyelerini kendi yönetim kurulu kararıyla kayıt yaparlar. Öyle bir çalışma sistemi içerisindeyiz. Bizim de üst kuruluşumuz var. Üst kuruluşumuz tesis edilmiş. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu. Tüm illerimizdeki birlikler de oraya bağlıdır. Aynı zamanda sektörel bazdaki mesleklerde mesela örneğin terziler olsun, onlar evet. Şoförler olsun, bunlar da federasyonlar da var. O federasyonlar da TESK'e bağlıdır. Türkiye genelinde 13 tane federasyon var. Evet. 81 tane de birlik var. Tüm esnaf ve sanatkarlar konfederasyonuna bağlıyız biz. Bizim TESK genel başkanımız Benley Palandöken'dir. Burada işte biz sorunlarımız olduğu zaman mesleki sorunlarımız yani bizim burada çözemediklerimizi esnaf ve sanatkarlar konfederasyonunda orada çözmek girişimde yani bulunuyoruz. Evet. Böyle bir aracı kuruluşuz. Eyvallah. Evet başkanım tabii Esnaf Odalar Birliği'nde sizler yöneticisiniz tabii ki. Bu anlamda işte size demin siz de az önce bahsettiniz esnaflar müracaatta bulunuyor, ediyor. Evet. Esnafların derneklere üye olmalarının kendilerine ne faydası var? Olmaları gerekir mi? Gerekmezse yani gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Gerekmiyorsa yani gerekiyorsa ve yapmıyorlarsa bir ceza işlemi var mı? Şimdi bu konuda burada çok önemli bir nokta yaptın. Yani bizim esnaf ve sanatkarların odalarımız ne iş yapıyoruz? Neden esnaflar oraya kayıt olur? Evet. Ne gibi menfaatları da var? Bu çok önemli. Doğru. Ve bu kayıt olup olmayanlar ne gibi nelerle karşılaşacaklarını ben ona açıklayayım. Şimdi esnaf ve sanatkarlar sektörel bazda düşündüğümüz zaman mesela fırıncı, lokantacı, herkesin bir odası var. Evet. Şimdi bu odada kayıt olduğu zaman çünkü bizim esnaf ve sanatkarlarımız biliyorsunuz 5362 sayılı kanuna tabi. Burada 5362 sayılı kanuna mesleklerin kayıt olma zorunluluğu, meslek esnaflarımızın kayıt olma zorunluluğu var. Evet. İşe başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gelip
esnaf dijital kanalıyla odaya kaydolması lazım. Tabii burada kaybolan esnaflarımız var. Kayıt dışı dediklerimiz bunlar. Maalesef. Bu kayıt dışı da bizim çok büyük bir savaş içerisindeyiz. Burada savaş dediğim zaman yani uğraştırma içerisindeyiz kaydolmalarla ilgili. Tam benim esnaf odalar birliği olarak bir maddi gücüm de yok ki böyle bir şey kurum yani denetleme kurum. Burada belediyelerimizin bize yardımcı olması lazım. Yani evet. İlçe belediyelerimizin. İlçe belediyelerimizin de zabıta kurumları var. Bunların iş yerlerindeki ruhsatları aldığı zaman esnaf odaları birine yaratıcıyla kaybolma zorunluluğu var. Yani bu evet. Belgeyi alırken. Şimdi Urfa'da %40'tan fazla kayıt dışı esnaflarımız var. %40 az değil. Bunların kayıt dışı alınması demek haksız rekabeti önlemek demektir. Ondan sonra düzenli bir çalışma demektir. İş yerinde çalışan bunların hepsi yani belli bir düzene girmiş olur. Evet. Maalesef bunları kayıt dışı olduğu için biz de bu kayıt dışındaki esnaflarımızın durumlarını gözüne aldığımız zaman faaliyetlerimizi tam yapamıyoruz. Evet. Yapamadığımız için esnaf odalar birlikte de odalar da yapamıyor. Çünkü neden? Odaya kaydolma zorunluluğu var. Gelmiyorlar. Kayıt gelmedikleri için bu sefer odanın geliri yok. Geliri olur ki oda bir faaliyet yapar. Bugün odanın bir faaliyet yapabilmesi için mutlaka gelir olması lazım. Bu da üyelerden gelmesi lazım. Üyelerde kaydolanlar da tam vermiyor. Verenler yani kaydolanlar da zaten kayıt dışıyla ilgili sıkıntımız büyüyor. Doğru. Evet. Tabii ki bu denetim konusuna tekrar değineceğiz belediyelerle evet. Olan evet. ilişkilere. Ama öncesinde şunu sormak isterim. Yani şimdi çok sayıda il dışı, yurt dışından gelen evet. Suriyeli mülteciler de var bu evet. iş içerisinde. Evet. Bunlar da tezgahlarını kurdular, dükkan çalıştırıyorlar. Evet. Birçoğu esnaf yine esnaf dükkanlarını çalıştırıyor, faaliyet gösteriyor. Halk şöyle bir merak ediyor açıkçası. Bunların bir kaydı var mı? Yok, bunların bir yetkisi var mı veya? Evet. Nasıl şimdi tabii onların bir kısmı var. Yani ben de şu anda esnaf olarak 150-200 tane Suriyeli kayıtlı var. Evet. Yani çeşitli meslek gruplarında. Tatlıcılar da var, bakkallar da var, kuru yemişçiler de var. Hayır, oluyor değil mi? Oluyor. Yani oluyor değil ama biliyorlar. Oluyor. Yani oluyor değil ama tam istediğimiz gibi değil. Yani diğer meslek grupları gibi aynı şekilde nasıl bizim doğru. Yerli esnaflarımız gibi onların da aynı şekilde. Ancak bu kayıt olanlar da %99'u esnaf kefaletten kredi almak için gelip müracaat ediyorlar. Evet, evet. Ondan dolayı bir zorunlu bir kayıt olmuş oluyor. Sadece evet. krediden faydalanabilmek için. Krediden faydalanmak için. Yoksa evet. böyle kendi kendine gelip ben odaya kayıt olayım diye bir kimse olmuyor. Maalesef. Evet. Tabii esnaf dediğimiz zaman aklımıza ahilik geliyor. Evet. Ahilik geleneği devam ediyor mu? Son iki yıldır belki pandemiden dolayı yapılamıyor şimdi, ama etkinlikler. Evet. Bu anlamda neler söyleyeceğiz? Şimdi ahilik geleneği devam ediyor. Ediyor değil. Yalnız bu pandemi döneminde 2 yıl üstüse Sayın Valimizin de bilgiler içerisinde bu ahilik haftalarımızı yani geçiştirdik. Böyle evet. kutlama yapmadık, tören yapmadık ama ahi olan kişilerimize belirledik, onlara plaketler verdik ama evet. öyle görsel yani şey yapmadık maalesef. Bu sene de, geçen sene de yapmadık. Doğru. Ama inşallah gelecek sene, önümüzdeki sene el verir olursa inşallah bu pandemi de biter, pandemiden sonra bir kutlama yaparız. İnşallah tabii. Ümidimiz o yönde, evet, pandeminin inşallah. Bitmesi yönünde evet. ki zaten evet. pandemi esnafı hakikaten çok zor duruma soktu. Tabii, evet. Bu anlamda esnaf da şikayetçi, halk da şikayetçi. Halk evet. alamadığı için şikayetçi, esnaf zarar ettiği için şikayetçi. Şimdi, bu anlamda esnaf da çok zor, sıkıntılı bir süreç içerisinde. Şimdi tabii bu 2-3 aydır bu doların yükselmesi. Evet, evet. Tabii esnafımızı zor durumda bırakıyor. Bir dolar yükseldi, tek dolar değil ki. Dolar yükseldiği zaman diğer maddeler de yükseliyor. Evet, hepsine aldığımız,
aldığınız malları sattıktan sonra yeniden rafa kurmakta zorluk çekiyor. Doğru. Çünkü gün güne her gün doların üzerine gelir, altın üzerine geliyor. Bu esnafı sıkıyor yani. Hı. Durmadan raflarımız boşalmaya devam ediyor. Bugün MHP heyeti de gelmişti. Evet. Bize, orada da bunu dile getirdim. Yani bunun bir an önce durması lazım. Yani esnafımız günden güne eriyor. Bir asgari ücretli kişiler biliyorsun onların durumları kötü. Onlar kötü olduğu zaman bile esnafı da etkiliyor. Alım gücü olmadığı için esnafa da gelip alışveriş yapmıyorlar. Ondan dolayı bir sıkıntı çekiyoruz. İnşallah bu doların yükselişi tabii Türkiye için değil, dünyada böyle bir dolar yükselmesi var. Doğru. Mesela geçen gün arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Almanya'da 1 kilo domates 3 evrodan 18 evroya çıkmış. Ondan sonra doğal gazın 400 kat yani arttığını orada söylediler. Bizde %40 arttı, orada %400 artmış doğal gazın. Yani Avrupa devletleri de bu günlerden pandemiden dolayı sıkışık içerisindeler. Tabii bu küresel açıdan gördüğümüz zaman yine Türkiye diğer ülkelere göre çok iyi. Doğru. Yani çok iyiyiz. Yani biraz da üretim aslında yapabilsek. Ya tabii bizim en büyük antikapımız üretim. Yani özellikle de Şanlıurfa. Burada üretimimiz az. Yani ben burada ekrem açmak isterim ama biliyorum zamanımız var mı? Zamanımız gayet var tabii ki. Şimdi tabii bu geçmişten gelen bir üretimimiz, eksikliğimiz yani daha doğrusu. Evet. Burada geçmiş belediyelerimiz olsun, üreticilerimiz olsun veya milletvekillerimiz olsun esnafımızın önünü aşmamışlar. Hı hı. Aşmış olsalardı şu anda sanayi siteleri biliyorsun esnafımız durmadan sanayileştirmeye gitmek istiyor. Sanayileştirmeye gitmek için de yer lazım. Doğru. Sağ olsun yani bugünkü genel başkanımız bugün bizlere yani ilgileniyor sanayiyle ilgili. Hı hı. Yerle ilgili sıkıntılarımızı gidermesinde bize öncülük yapıyor sağ olsun ama bu önceken gelir. Mesela Gaziantep'e örnek veriyoruz. Evet. Gaziantep bugün sanayide bizden belki 30-40 yıl kesinlikle, önce. Tabii ki. Değil mi? Tartışılmaz. O neden dolayı oranın işte milletvekili belediyesi esnafın önünü açmış. Hı-hı. Gel sana buraya yer vereyim. Git burada sanayi geliştir. Evet. Maalesef bizde yok. Olmamış. Bu işte bu son yıllarda esnafımız bu sanayiyle çok atılım yapıyorlar. Hı. Geliyor ve istek var. İnşallah bundan sonra sanayimizin önüne açılmasında önce hem ben, hem belediyemiz, hem ticaret odamız, hem ticaret bursamız yani sanayiyle ilgili ne gerekirse beraber çalışma içerisinde inşallah bir yere getireceğiz. Evet inşallah tabii herkesin ümidi yani o yönde kesinlikle olsun istiyoruz. Ya şimdi hem, yani geç de olsa yapılsın. Şanlıurfa biliyorsun genç bir nüfusa dahil bir şehir. Artı bir de en işsizliğin en çok olan bir şehiriz. Evet, evet. Yani Türkiye genelinden en çok işsiz olan bir şehiriz. Şehir, evet. İşte bu da işsizliği önlemek için hem fabrikalar yapılması hem de sanayilerin artması lazım. Hı hı, yani bu önemli bizim için. İnşallah bu sanayinin önünü açarsa esnafımız da orada açılması bakmada örnek vermek isterimse marangoza sitemiz yapıldı. Bitti. Evet. Çok güzel bir sitemiz de sağ olsun Mehmet Karagüçlü kardeşimiz bitirdi. Hı hı. Burada şimdi daha önceki marangoz atölyesinde iki tane eleman çalışıyordu. Şu anda 10 tane çalışıyor. Evet. 10 tane çalışıyor. Eskiden yaptıkları mesela diyelim ki 400 metrelik 450 metrelik yerde adam gelmiş diyor 450 metre bana yetmiyor 1000 metre kayırık kapalı alan istiyorum. Evet. Demek ki sanayiye geçtikçe farklar değişir ve sistem artacak. Biz bunun önünü açmamız lazım. Doğru. Mehmet dediğimiz gibi geç kalmış olsa geç da kalmış. İhtiyaç olan çok önemli bir faktör. Evet. Tabii esnafın son hali şöyle baktığımızda esnaf perişan dedik. Evet. Şimdi esnaf pandemiden dolayı etkilendi. Uzun yıllar içeride kaldı. Evet. Kimi kapattı, mecbur kapatmak zorunda kaldı kapanmalardan evet. dolayı. Zamlar da ardı ardına gelmeye başladı. Bu anlamda
Esnaf bir yandan kirasını ödemeye çalışıyor, diğer yandan evini geçindirmeye çalışıyor. Öteki yandan da işini düşünmeye çalışıyor. Evet. Şimdi esnaf da ne yapacağını şaşırdı açıkçası. Zaten ileriyi göremediği için yatırımcı da kaçmaya başladı. Evet. Bunlar yatırımcı kaçma değil de yatırımcı bulmak önemli bizim şu anda. Evet. Yatırımcı kaçmak değil hatır da. Şimdi bizim esnafın biliyorsun biz esnafa bakıyoruz, sanayiye bakmıyoruz ama doğru. Sanayi de önemli bizim için. Kesinlikle. Tabii şimdi bu pandemi dönemi içerisinde bazı esnaflarımız kapalı kaldı. Öncelikle lokantacılar, kantinciler, kahveler bunlar yani bu esnaflarımız yani servis araçlarımız evet, iş evet. yapamaz hale geldi. Evet. Bu dönemde ne yapabiliriz? Yani esnaf olarak, yani biz birlik olarak ne yapabiliriz diye bir düşünce içerisinde daldık. Maalesef, tabii bizim gücümüz yok ama devletten beklentilerimiz vardı. Hı hı. Sağ olsun bir devletimiz bir ara bir 3.000-5.000 lira bir gelir ödemesiz bize para verdi. Esnafın kapalı olan işyerlere, bazı sektörlere. Bu da yeterli değil. Çünkü adamın iş yeri kirası var, bakkuru var, bundan sonra diğer masrafları var. Bu yani bir de yeterli olmadı. Elimizden geldik kadar sağ olsun belediyelerimiz de burada Şanlıurfa'mıza bağlı hem büyükşehirimizde hem de ilçe belediyelerinde gıda yardımıyla ilgili bir çalışmamız oldu. Ondan sonra bir gıda yani elimizden geldik gıda yönerdik bunlar iş yerlerine. Sahiplerine. Böyle bir de devletimiz kapalı olan iş yerlerine 3.000 ve 5.000 lira bir yardım yaptı. Hı hı. Başka yardım olamadı. Evet, onları da çoğu esnaf alamadık diye şikayette bulundu aslında. Yani bazı eksikler var. Yani tutması gerekiyormuş. Yani herhalde. Bazı tabii eksikler var. Şimdi tabii. Değil ya bize kayıtlı olan tabii alabilir. Kayıtlı olmayan neden alsın? Doğru. Yani o da var. Değil mi? Gel kayıtlı olmasa faydalan. Odanın faaliyetlerinden faydalan. Evet. Kaydolmazsa faydalanamazsın. Değil mi? Doğru. Tabii siz aynı zamanda işte esnaf kefaret olarak kredi. Şimdi biz krediye bakmıyoruz ama. Bakmıyor musunuz? Bizim esnaf kefalet kooperatifleri var. Evet. Onlar bakıyorlar. Bizim esnaflarımıza kredi veriyorlar. Kredi kefalet kooperatifleri. Şanlıurfa'da 5 tane esnaf kefalet kooperatifleri var. Hı hı. Sağ olsun uzun başkanlar da ilişkilerimiz iyi ve esnafımıza faydalı işler yapıyorlar. Burada kendilerine teşekkür ediyorum başkanlarıma. Neden? Çünkü esnafımız krediye müracaat ettiği zaman o kredilerden bir tanesi geri dönüş yani almamazlık olmadı. Hı hı. Yani şartlar uyulsa herkes o krediden faydalandılar. Burada şu esnaf kefalet kooperatifler 275 bin liraya kadar bir kişiye kredi verebiliyor. Yani bu da az değil ve devletin vermiş olduğu faiz oranı %50'si. Yani %50'sini devlet sponsor ediyor. Evet. %50'sini şahıs veriyor. Bu da esnaf için çok faydalı bir 6 ayda durum. Bir mi ödemeler? 6 ayda bir ödeme ve 4 sene sürüyor. Evet. Bu da esnafın çok güzel bir o parayı alıp çalıştırırsa güzel gene bir destek olmuş oluyor. Yani burada bu her dönem için var mı yoksa belli zamanlarda mı yapılıyor? Yok, her sen müracaatını yap hemen 15-20 günde senin paranı alırsın. Yani bir sıkıntı yok. Her dönem dediğinde yani her müracaatını yapsan şartlarını verdiğin zaman yani olduğu zaman alabiliyorsun. Doğru. O kooperatiften. Kesinlikle yani kefalet esnaf kefaletten kredi imkanı güzel bir imkan evet, aslında çok, esnaf için. Tabii şu anda bu pandemi döneminde bize çok faydası oldu. Hele bugünde de daha çok faydası var. Doların yükselmesi, adam yani dolar bazında borçlanamaz ama esnaf kefalet kooperatiflerden gidip zaten devlet de bu faizleri de indirmeye gidiyor. Yani bu dönemde bu kooperatiflerden faydalanması kaçınılmaz esnaflar için. Başkanım ben şurayı açmak istiyorum aslında. Evet. Şimdi hala pandemi devam ediyor ve esnaf da hala önünü göremiyor. Şimdi zamlar üst üste geliyor. Bu anlamda belki ileride şimdi söylüyoruz ama olabilir. Kapanmalar yine oluşabilir. Bu pandemide daha önce yapılan yardımlar, devlet tarafından verilen yardımları bir dahaki seferde alabilmek için
Esnafın ne yapması gerekiyor? Şimdi öncelikle esnaf odalarına kayıt yapması önemli. Yani kendisini esnaf olarak bir teşkil yapması lazım. Yani ben kayıt dışı esnafım, ondan sonra gelip bunlardan faydalanayım diye bir şey yok. Zaten Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız. Ticaret Bakanlığı maliye kaydı zaten olması maliye gerekiyor. Maliye kaydı olmaz. Bir de tabii Ticaret Bakanlığı basıyor butona, diyor ki bu esnaf odasına kayıtlı mı, kayıtlı değil. Buna bakıyor. Evet. Kayıtlı hesabı değil, kayıt olur. Yani bunlar şart, yani esnafın için bir ilerideki bazı şeylere faydası dokunacak odanın kayıt olması. Faydası nedir yani esnafımızın? Kayıt olması yani bir şey değil yani, şu anda 800 bin lirayı para gidiyor bir defaya mahsus olarak. Hem oda hem de sicile kayıt o kadar para. Yani bir de bir bu sene kayıt olan mesele o yıl içerisinde aidat da alınıyor. Yani kayıt oldun, kayıt ondan sonra yıl vermiyor. Aidat vermiyor. Anladım. Sonraki yıl aidatını alıyorlar. Yani böyle bir durumumuz var. Ama neden kayıt olmadıklarını bilmiyorum. Biraz da tabii burada belediyelerimiz bunlara yani el atması lazım. Belediye el atmazsa bir sıkıntı çekiyoruz işte. Evet. Başkanım tabii bu arada şimdi esnaf şimdi maliye kayıt olduğu andan itibaren bağkurlu oluyor. Bağkur primleri ödemek zorunda kalıyor. Tabii. Yanında çalıştıracağı eleman için de aynı şekilde bazı prosedürler oluşmaya başlıyor. Evet. Bu da çok sancılı bir şey. Ya pek de bundan dolayı bir kayıt olmuyor. Ama maliye kayıt olmuş da yani bizde kayıt olması değil de önemli olan maliye kayıt olma. Maliye kayıt olsa bağkurlu olmuş olur. Evet, orası. Tabii maliye kayıt olsa gerçi esnafı da kayıt olmalı. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Yani Bağkur prim dedi ya, ondan dolayı. Evet, Bağkur prim hakikaten yani biz esnaf olarak ödemiyoruz. Ödeme zorluğu çekiyoruz. Evet. Neden? Şu anda 1400 lira bir bağkur primi ödemek mecburiyetindeyiz. Bir yüksek. En düşüğü. Burada tabii Bağkur'da mesela sosyal güvenlik kurumunda en çok borçlu olan da Bağkur'da esnaflarımız. Evet. Yani burada belki sizin aracılığıyla bizleri işitirler. Ben diyorum ki nasıl şeyler vardı, işverenlere yardım ediyor ya, esnafımıza da Bağkur priminde yardım etmesi lazım devletimizin. Bireysel emeklilik var biliyorsun. Evet, bireysel emekliliklerde %25 devlet katkı sağlıyor. Doğru. Yok değil mi? Yani bir kere yatırsansa %25 katkı yani sağlıyor. Böyle bir zaman 10 yıl falan geçtikten sonra. 10 değil yani bir zamandan sonra yatıyor. Şimdi neden olmasın bizim esnaflarımızda da biz Bağkur primi yatırırken 1000 lirayı biz verelim, 400 lirayı devlet versin. Evet. Bunu yaptığı zaman ben o 400 liranın yatırılması için ben 1000 lira yatırırım. Evet. Yani devlete de yani ben o 400 liraya kasılmaması için 1000 lira yatırım ki 1400 lira olsun diye. Ama primler de son zamanlarda çok yükseldi. Çok yükseldi. Daha da yükselecek. Şimdi asgari ücret yükseldiği zaman Bağkur primi de hani yükselecek. Ondan dolayı yani devletin mutlaka Bağkur primine devlet desteği vermesi lazım. Yani bireysel emekliler nasıl %25 veriyorsa bizlere de versin. Bunu talep ediyoruz. İnşallah yani olur da esnafın hiç olmazsa Bağkur priminden dolayı ödememezlik olmaz. Sonra da ödemiyorlar. Doğru. Dünya kadar boş var. Ödemedik zaman sosyal güvenlik sağlığına da faydalanamıyorlar. Sağlıktan da faydalanamıyorlar maalesef. Evet. Onun için yani bu %25'i devlet öderse biz de o katkıyı gördüğümüz zaman biz de kendi kendimize göz atırız. Evet. İnşallah talebinize olumlu bir yanıt alırsınız. Sağ olun. Esnaflar adına güzel bir paylaşım olmuş olur. İnşallah. Değerli hocam, değerli başkanım şöyle yapalım dilerseniz. Araya gideceğiz. Arkadaşlarımız işaret ediyor. Evet. Konuşacağımız çokça konu var aslında. Evet. Da ikinci bölümde konuşalım. Peki, peki. Sevgili izleyenler, çok kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Evet, analiz programının ikinci bölümünde birlikteliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bugünün özel konuğu Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Sayın Mehmet Şefik Bakay. Kendisiyle birlikte esnafın sorunlarını konuşuyoruz, çözüm yollarını aramaya çalışıyoruz ve yine birlik hakkında bilgiler almaya gayret ediyoruz. Şanlıurfa Esnaf Odalar Birliği olarak ilk bölümde konuştuk. Yine de konuşmaya devam edeceğiz. Tabii zam etkisi çok etkili. Bu anlamda esnaf ne yapacağını şaşırdı. Bu konuyla ilgili dilerseniz yine zam konusuna girelim. Çünkü zamlar her gün sanki artıyor. Yani günden güne artıyor. Eskiden hani belli bir zaman zarfı vardı. Bir 10 gün, 15 gün veya aylar sonra aynı ürüne zam yapılırdı. Şimdi neredeyse günlük yani. Evet. O şeye, dereceye geldik. Bu anlamda işte neden bu zamlar oluyor? Şimdi ekmeğe de zam yapıldı yakın zamanda. Şimdi evet, ekmeğe tekrar zam gündemde. Şimdi tabii ekmek bizim için en önemli bir husus. Çünkü evet, fakir fukaranın ondan sonra herkesin yiyeceği bir madde. Onun için ekmek de bizim için en önemli bir husus olduğu için. Bugünlerde de tabii ekmeğe zam davası geçenlerde yaptık. Evet. Bazı tepkiler oldu. Onlarda da haklı var. Milletin hakkı var. Ama bu zamı neden yapıyoruz? Neden geliyor? Yani durduğumuz yerden mi zam geliyor? Zam yapıyoruz. Yani esnaf olarak biz zama karşıyız bir defa. Evet. Ama burada girdiler var. Girdiler içerisinde en önemli mesele bizim, yani örneğin gün fırıncılarda verelim. Fırıncılar tabii revaçta şu anda. Evet. Herkes bunu konuşuyor. Öyle oluyor. Biz de buna tabii dikkat ediyoruz. Yani bu zam verdiğimiz zaman kendi kendine oturup bir hemen imzalayıp vermiyoruz. Şimdi pide ekmeği diyorum. Pide ekmeği tabii yöresel bir ekmek. Ama Fransızlar, somun dediğimiz Türkiye genelinde olan bir ekmek türü. Yani o başka yerlerde ekmek yerler. Evet, onu ekmek diyorlar. Ama biz somun halk dilinde diyoruz. Bu somunun rayıcı alırken tek hemen Esnaf Odalar Birliği, ondan sonra fırıncı odası buna imza atıp hemen birdenbire buna vermiyor. Evet. Komisyon kurulur. Bir alt komisyon var. Alt komisyon içerisinde ticaret odası, esnaf odası yani fırıncı odası, tarım il müdürlüğü, belediye ve ticaret odası. Bunun 4-5 bir gruptan. Evet. Ticaret il müdürlüğü de bunun içerisinde. Bu da o komisyon oturur. Bunun yani bu rayıca tabi olan ekmeğe gelen somunu girdilerini alırlar, bakarlar. Ondan sonra uygun mu, uygun değil mi? Karar verirler. O karar verdikten sonra bu karar federasyona gidiyor. Evet. Yani fırıncılar federasyona gidiyor. Fırıncılar federasyon onur alıyor. Onlar geldikten sonra Ticaret Bakanlığı'na gider. Ticaret Bakanlığı'ndan da orada onaya geldikten sonra bu sefer Esnaf Odalar Birliği'ne gelir. Uygun olup olmadığı orada çıkar. Evet. Yani bu somun için bir durum var. Bu somun için. Evet, somun için bir durum var. Tabii bu somuna mesela şu anda 200 oranı 2000 lira verilmiş bir durum var. Türkiye genelinde 200 oranı 2 lira 50 kuruşa verilenler var. Evet. 3 lira verilenler var. 1.75'e de verilen var. Bu tabii şu anda benim araştırdığıma göre sanki 2 gün önce Hakkari'de miydi? 2.25 olmuş. Tabii Hakkari'de var. İstanbul'da oluyor. Evet. Yani her tarafta oluyor yani. Çünkü un fiyatları girdilerimiz çok yükseldi. Daha önceki alınan rayişlerde un fiyatı geçen ay başına verdiğimizde 230 lira vermiştik. Şu anda 270 bin liraya un çıkmış. Yani burada 20 gün olmadan 40 lira zam gelmiş. 40 lira zam. 40 lira zam. Bu tabii fırıncının da en girdisi undur. Doğru. En önemli şeydi girdisi undur. Doğru. Un zamlanırsa ekmek kaçırılmaz zam olması lazım. Yani bu bile giderse yani durmadan zam gelecek. Hani fırıncılar açısından diyorum. Diğer tabii ekmek değil. Diğer ürünlerimiz de zam geldi. Mesela mayaya zam gelmiş. Yani bir kağıttır. Evet. Kağıda sarıp verdikleri bunda %100 zam gelmiş. Ekimde 200 gelmiş. Bunlar önemli. Ama neden dolayı unlar niye zam vuruyor? Bugün ben buğday bazarından arkadaşlarla sordum. Bir kilo buğday
Set buğday 5000 lira olmuş. Diğer ekmekli buğday 4000-4500 kağıt olmuş. Evet. Bundan dolayı geliyor. Yani. Doğru. Yani her sektörde aslında bu sıkıntı var. Şöyle var. Şimdi tamam dolarla maaş almıyoruz evet ama şimdi ama her şeyimiz dolara bağlı. Bugün peşin bir iş yapmak isteseniz dahi adam mesela ben camdan örnek vereyim. Evet. Bir cam balkon yaptırmaya çalışmak istesek cam balkonu ücretini peşin dahi verseniz şu süre zarfında evet. Gelmiyor, yapmıyor. Ben çünkü malzeme gelmiyor. Günlük evet. Geliyor. Bugün mesela demir, inşaat demiri 10 evet. Bin lira olmuş. Doğru. Yani inşaat sektörü de şey içerisinde, sıkıntı içerisinde, her sektör içerisinde. Yani evet. Doların yükselmesiyle neden iplike değerler biraz zam geliyor. Her şey etkileniyor bundan. Yani tek fırıncı değil yani. Hep sektöre etkileniyor. Doğru, doğru. Bir an önce şey, doların düşmesi olması bizim için yani kaçınılmaz. İnşallah iyi olur. Tabii dedim ya önceden dedim. Tek Türkiye'de değil. Dünyada böyle bir sıkıntı evet, var. Evet, doğru. Gıda sıkıntısı var dünyada. Bu tabii kuraklıktan dolayı geliyor. Kuraklık dünyada kuraklık var. Bu kuraklık da maalesef gıdayı etkiliyor. Kesinlikle. Ya da stokları yapan ülkeler var. Bizim şimdi burada ekimimiz, alanımız belli, her şeyimiz belli. Ya devletimiz işte bunlara önlem alması lazım öncelikle. Evet. Bu gıdayla ilgili. Evet, hep böyle karamsar konuştuk ama şimdi esnafın aslında evet. Biraz da ama çok önemli bu da. Doğru. Evet. Esnafın böyle yüzünü belki güldürecek bir İnşallah. Haber evet. Vardı. Geçen gördüm yeni yasada basit usulle alakalı evet. Evet. Artık vergi ödemeyecek gibi şimdi bir söylem. Basit usulle ilgili sağ olsun devletimiz vergi de şey yaptı basit evet. Usulleri. Yani daha önce de basit usullardan her sene tabii kararnameyle şey yapıyorlardı. Almıyorlardı. Vergi almıyordu ama beğenene vermez zorluğumuz vardı. Evet. O da. Evet. Yani vergi vermiyorduk ama beğenemeyi veriyorduk. Evet, şimdi bunda var. Hem vergi hem de beğeneme verme zorluğumuz kalktı. Ama bu zorluğun kalktığı demek değil. Yani şöyle diyelim ki alışveriş yaptığının belgelerini geri deneyeceksin. Hem fatura alacaksın. O da bazında yani ve kendisini tutuyorsa o belgeleri gene işleyecek. Bir defter yani e-devlet defterde işlemesi lazım buna. İşlemezse gene sıkıntı var. Çünkü niye? Devlet bu senin işlediğin belgeleri alacak. Ona göre o basit usuldaki şartları aşıp aşmadan takip etme açısından. Yani onu eğer yapmadığın zaman eksik yaparsın. O zaman zaten bu kadar alışveriş ne de anlatsa alışveriş yaptın. Bunu takip etme noktasında sıkıntı çekilecek. Evet. Onun için burada üyelerimize bir seslenişte bulunalım. Tüm o üyelerimiz hani basit usulden nasıl devam ediyorlarsa evraklarını evet. Aldıkları fatura fişleri veya sattıkları fatura fişleri odaya götürüp işlettirsinler. Evet. İşte metrikte eksik olur. Onun için yani cezaya girmesinler. Onu da buradan söyleyelim ki başkanım şimdi siz basit usul deyince benim aklıma geldi. Önceki yıllarda şimdi bir dükkan kapandı, sonra farklı biri tarafından tekrar açıldığı zaman eski işletmeci basit usulle çalışıyorsa bir sonraki açan kişiye deftere koyma ihtimalleri bile vardı. Şu an bu durum var mı? Ya şimdi yok yani basit usulde devam eden bu şartlar var. Evet. Bu şartlar değil mi ya? Aha. Şimdi 240 bin lira mesela alışveriş yapanlardan onu fazla olsa bunu deftere koyarız. Yani 240 bin aşan bir şeyin biliyor mu? Yani esnaf, basit usul var mı? Yok. Basit usule giren esnaflarımız da berberler, küçük berber esnaflarımız, terziler. Evet. Yani bazı ufak tefek yalan tamir yapan marangozlarımız var. Ondan sonra kalaycılar, bakıcılarımız var. Yani bunlar hep basit usulde olan esnaflarımız. Doğru. Bunlar esnaftan muaf oluyor yani. Vergiden muaf oluyor. Esnaf da vergiden muaf oluyorlar. Evet. Yani bu gibi devletlerini satan önceden de bundan vergiden almıyordu. Ama şimdi tam hemen almayacaklarım diye beğenme vermez durumumuz kalktı. Evet. Evet. Başkanım tabii bazı esnaflar şöyle diyeyim. Esnafların bazı bölümleri
artık unutulmaya yüz tutmuş diyebiliriz. Çünkü evet. yetişmiyor, eleman yetişmiyor, işte bulamıyorsunuz. Evet. Yetişkin çırak bulamıyorsunuz. Yetiştirmek istediğiniz çıraklar ya okul okuyor ya farklı daha kolay mesleklere gitmeye çalışıyor. İşte, bu anlamda evet. hani esnafın böyle bir sıkıntısı var mı? Sıkıntısı var. Bunu teşekkür ederiz. Bu çok önemli bizim için. Çünkü ileride bir usta bulamayacağız. Böyle giderse. Evet. İş yerlerinde mesela diyelim ki terzi olsun, lokantacı olsun, berber olsun bunlar ya, olamayacak. Neden olamayacak? Şimdi 4+4+4 sistemimiz evet. var. Evet. Eğitim. Şimdi bu buna ne de bu sistemlerimiz mecburi. Şimdi 4+4 gittiğim zaman ta ne yapıyor? Lise çağında olanları evet. mesleki okullara yönlendiriyor. Yani ortaokuldan sonra mesleki yani lise çağındaki elemanları, öğrencileri mesleki okula yönlendiriyor. Evet. Bu bizim için o zaman kaç yaşında gitmiş oluyor? Şimdi 4+4 zaten 8 yıl 15 yaşında, 14 yaşında bir yani 8 insan, yıl eğitim almış, 7 yaşında da başlamış olsa 15 yaş. Yani. 15 yaşında bu sefer adam meslek yapmak istemiyor. Yani 15 yaşında. Doğru. Bu bizim tek istediğimiz sistem ilkokuldan sonra ortaokul düzeyine gittiği zaman ortaokul düzeyinde mesleke atılması. Yani diyelim ki insanların çocuklarımızın el becerileri vardır veya oradaki sistemle mesela ben Almanya'ya gittim. Almanya'da ilkokuldaki çocukları televizyonda oyunla o çocuğun eğitime mi, mesleğe mi uyumlu olduğunu orada tespit ediyorlar. Evet. Şimdi böyle bir sistem bizde olmuş olsa o çocuğun hangi mesleğe yani mesleğe gidecek, eğitime gidecek tespit etsek orada ona göre yol verecek. Doğru. Ama maalesef biz ondan yapmıyoruz. Yani daha önce bekledim, ben de babamın yanında çalıştım. Evet. Fonduracılık yaparken hem babamın yanında çalışırım hem de okula giderdim. Biz de öyleydik. Yani hepsi de o zaman babam da aynı şekilde. Ama ne oluyor? Biz orada değil, öğreniyorduk. Çocukken bunları mesleği öğreniyorduk. Şimdi 15 yaşındaki bir çocuk gel, sen eline bir ustara bir tıraş et. Yapabilir misin? Yapamaz. Yok. Ama yani becerisi gitmiş oluyor. Onun için bizim bir tek istediğimiz sistemde 4 tane ilkokuldan sonra ortaokul düzeyindeki meslek okullarına gidilmesini istiyoruz. Evet. Evet. O konuya tabii gireceğiz. Onu evet. Hatta faydaları nelerdir diye ona size evet. soracağım. Tabii o da var. Tabii bu anlamda şimdi çıraklardan bahsediyoruz ama şimdi aileler de bu konuda çok önemli. Şimdi aile benim oğlum okusun, doktor olsun diyor. Okusun, eczacı olsun diyor. İşte avukat olsun diyor. Öyle öyle olunca, bu şekilde düşününce işte esnafa kimse eleman göndermiyor. İşte bir sanayiye kimse artık çırak göndermiyor. Bu şekilde düşünen bir aile olduğu için de aslında problem vallahi var. Valla şimdi inanın bak sana söylüyorum. Her gün günde belki 10 tane bizim başkanlığımıza gelir bize işler. Evet. Acaba da iş yok mu? Veya böyle burada buna burada böyle bir şey var mı diye benden sorular. Bu maalesef neden oluyor? İşte bu düşünceyle. Evet. O çocuğum benim okusun evet. ve okuyamıyor. Okumaktan sonra boşta kalıyor. Boşta kalırsam bu sefer ne yapıyor? Bir yere girmek için, belediyeye girmek için veya buraya girmek için aracı arıyor. Maalesef bu çok. Bunu önlememizin tek nedenlerinden bir tanesi işte bu dediğim sisteme girirse çocuk şey olmasa yani diye ağaç yaşken gelir. Evet, evet. Oraya girirse oradan çocuk meslek sahibi olur. Erkek kendi işini kurmuş olur. Bugün yani fırıncılarımız eleman bulamıyor. Evet. Berber eleman bulamıyor. Diyor ki işler geldi bulamıyoruz. Neden? Kimse gitmiyor. Diyor, herkes diyor ben okuyayım. Evet. Ama okuduktan sonra oraya boş geliyor. Liseye bitiyor, ondan sonra boş geliyor, şeye de gidemiyor, üniversiteye gidemiyor. Üniversiteye gidenler olmuş. Çok adamlar geliyor, 4 yılı bitirmiş, bomboş. Bir yere gidemiyorlar. Ama en önemli şey meslek altın bilezikdir. Kesinlikle. Onun için herkese, yani buradan çağrıda okulların velilerimize, eğer çocuğun okula gitmiyorsa mesleğe yönlendirir. Bugün sanayi sitelerimizde ara eleman sıkıntımız var. Evet. Diğer meslek sektörlerimizde eleman sıkıntı, lokantacılar da var. Garson sıkıntımız var. Bunlar hepsi
gelip orada kursa açıyoruz. Bahsedeyim evet. Mesela ben Esnaf Odalar Birliği olarak mesleki eğitim kursları açıyorum. Geçen kursları tabi güçler, garsonluk var, aşçılık var. Ondan sonra yani bu gibi evet. belgeler veriyoruz. Hijyenikle ilgili kurslar açıyorum. Gelsinler buna kurslarla yapsa sertifika verelim. Bir de iş yerleri açsınlar ya. Evet. Ya bu eksikliğimiz yani, var. Gerçekten güzel bir çok önemli. Bir de yani şöyle bir şey önemli. Mesleki eğitimle ilgili şey yapayım, evet. devam edeyim burada. Mesleki eğitim evet okullarına çıraklık bildiğimiz 75. yıl şu an Urfa'da. Evet. 75. yıl çıraklık eğitim merkezi var. Bir merkezi var. Bir de sanayi bölgesinde mi var? Merkez, evet. Çırak okulumuz var. Şimdi bu çırak okuluna gidenler iki gün teorik eğitim, diğer de şey olacak yani diğer kalan günlerde kalanlarda işletme becere eğitimi iş yerinde yapıyor. Teorik. Şimdi okula da gidip de ondan sonra iş yerine gittiği zaman burada devlet bak bize bir kolaylık sağlamış ve katkı sağlıyoruz. Hı-hı. Nedir o kolaylık katkı? Evet. Diyor ki iş yerine sen bu çırağı çalıştır. %30 bunun asgari ücret. Ücretini öderken de o %30'un 1/3'ünü ben ödüyorum, devlet ödüyor. 1/3'ünü usta ödeyecek. Bu da yardım ha. Evet. Diyelim ki asgari ücretin %30 ne kadar? Diyelim ki 1000 lira. Şimdi 3000 liraysa evet 1000 lira. 1000 lira. Evet. 1000 liranın 1/3'ünü devlet ediyor, 1/3'ünü usta ediyor. Evet. Yani böyle bir katkı da sunuyor. Bu katkıdan da faydalanmam lazım. Belki ustalarının çoğu bunu bilmiyorlar ama bunu yapmaları lazım. Yani iş çalıştırırken mutlaka okullardan aldıkları zaman evet. bunu yapmaları lazım. Yoksa şimdi yanlış yaparlar. Diyelim bir berber çırağı. Evet. Ustanın yanında çalışıyor. Aynı zamanda bu iş için çıraklık eğitime de yazılmak istiyor. Evet. Gitti yazıldı. Yazıldıktan sonra okul, daha doğrusu devlet bu öğrenci okula yazıldığı için ustaya ödeme mi yapıyor? Tabii ustaya ödeme. Ustanın hesabına evet. yapıyor. Usta da çırağa ödeme mecburiyetinde. Evet. Yani usta o parayı hesabına alıyor. Ve aldıktan sonra ay sonunda onun iş çevirme mecburiyetinde o parayı. Yani %30'un mesela 1/3'ünü devlet veriyor parayı. Evet. 1/3'ünde kendisi paranın da koyup çırağı verme mecburiyeti var. Anladım. Evet. Peki başkanım şimdi bu öğrenci eğer daha doğrusu çırak normal okula da devam ediyorsa ilk evet. öğretim okuluna da devam ettiriyorsa yine de çıraklığa yazılabiliyor mu? Zaten okula devam edenler için diyoruz buna. Okula hem devam ediyor. Bak diyor yani, iki gün okula aksatmıyor yani. Okula evet. iki gün okula gidiyor. 3-4 günde iş yerine gidiyor. Hayır ilkokul öğrencisi diye. İlkokulda bu mesleki eğitime giden çırak okuluna girip olanlar için geçerli. Ha, yaş sınırı o zaman işte zaten yaşlı da bak ilkokul. Ortaokul ondan sonra mesleki okula geliyor. Yani lise dönemine geliyor. Ortaokuldan sonra. Ortaokul yok. Ortaokuldan sonra gelir. He. Bizim de istediğimiz ortaokuldan başlamasını diyoruz. Anladım. Ortaokuldan başlarsa daha iyi olur ya. Onun için çağrıflıkların sistem değiştirmesini istiyoruz. Evet. Tabii bu burada hem ustalık kalfalık belgesi alabiliyorlar. Daha sonrasında ustalık belgesi tabii alıyorlar. Tabii şimdi kalfalık belgesi aldıktan sonra ondan sonra ustalık bir dönem var. Dönemden sonra ustalığa müracaat ediyor. Ustalığa evet. müracaattan sonra belgeyi alıyorlar. Bir de ondan sonra bir de ustalıktan usta sonra usta öğretici belgesi evet. var. Ona da var. Ya bunları zaten aldıktan sonra da istedikleri gibi bir yer bir açabiliyorlar. Tabii tabii şimdi ustalık belgesi alan kişi evet. iş yeri açar. Ustalık belgesi. İş yeri açtıktan evet. sonra zaten şeye geliyor. Usta öğretici belgesi. Evet. Şimdi usta öğretici belgesi almanın nedir? Diyor ki ben de artık burada çırak yetiştirebilirim. Evet, ondan evet. dolayı bu belge al diyor. Doğru. Evet. Peki başkanım şimdi denetim konusuna bir ilk bölümde siz değindiniz ama şimdi esnafları denetleme işi malum belediyenin zabıtalarıyla evet. yapılıyor. Bu işi zabıtalar nasıl yürütüyor? Şimdi, yani istediğiniz gibi bir denetim yok. Var mı? İstediğim gibi denetim yok maalesef. Şimdi belediyelerimizin yani ben en çok da istediğim yani belediye zabıtalarımızdan istediğim
Hı hı. Şimdi tabii burada biz turizm şehriyiz. Evet. Turistler gidip geldiği zaman iş yerine fiyat tarifesi olup olmadığını olması lazım. Evet. Hijyenik olması evet. lazım. Ondan sonra bu iş yerinin kayıtlı olmadığına dair belgeler olması lazım. Hı hı. Maalesef bunları denetlemiyorlar. Her gün bana mesela şikayetler geliyor. Bu evet. iş yeri benden mesela örneğin kebap diyelim. Bu kebaptan 5 kişiyi de bu kadar para verdik ya bu kadar para çok da girme. Evet. Bunun çok alanlar var. Ne de bunun denetlemesi? Bizim ücret tarifesi olması lazım. Bir iş yerinde ücret tarifesi olduğu zaman o müşteri gelirse onu görür. Kesinlikle. Hem müşteri için de önemli bir tabii şey. Tabii müşteri için de önemli. Yiyeceği şeyi ne kadar olduğunu görmek görecek, ister. Görecek, ona göre gelip ona yemek yiyecek mesela. Başka yerlerde mesela hemen masada da tarife var. Asılı tarifeler de var. Bu olması lazım ki maalesef belediyelerimiz kontrol etmiyorlar. Kontrol etmedikleri için de şikayetler çok geliyor. Hem yani evet. yazdık yani. Biz bildiğimiz daha da kesiyor. Buradaki esnaflarımız da yani ücret tarifesinin dışında yüksek fiyata almamasını istiyoruz. Çünkü turist geldiği zaman eğer burada bir sıkıntı çekmiş de gidip başka yere anlatıyor. Anlatıyor. Evet. Ben burada gittim bak Urfa'da bana böyle yaptılar, öyle yaptılar diyorlar. Onun için fiyat tarifemizden sonra ona uymamız lazım. Bizzat ben şahit oldum başkanım evet. bu konuya. Yani geldiler buraya turistik bir gezi amaçlı. Geldiler evet. burada konakladılar. Yemek yemek istediler. Evet. Buralarda bir yerde bir yemek yediler. Evet. Yedikten sonra 5 kişilik bir yemek geliyor. Ücreti 350 lira bir ücret talep ediyorlar. Evet. Şimdi dediğiniz gibi fiyat tarifesi yok. Ödemek istemiyorlar en başta ama yapacak bir şeyleri de yok açıkçası. Işte, yabancılar. Evet. Ödüyorlar. Ödüyorlar ama peşini bırakmıyorlar. Bize ulaştılar. Evet. Haber yapalım gibisinden. Ben birkaç araştırdım ettim. Zabıtayla irtibat kuruldu. Zabıta gerekli işlemi yaptı ama şimdi ne oldu? Bu tuttu Adana'ya gitti. Adana'da orada etrafına, çevresine bunları söylemeye başladı. Evet. Bunlar hakikaten çekici şeyler. Bindiğimiz altı kesiyoruz maalesef. Evet. Ya, yapmamamız için yani burada hem diye bir masanın bir tarafını atmamız lazım. Hı-hı. Hem Tarım İl Müdürlüğü, hem belediye, hem bizler, hem o da hepimiz bu işe gitmemiz lazım. Çünkü niye? Doğru. Kalite önemli. Evet. Biz kaliteye rakabet yapmamız lazım. Fiyatla yapmamamız lazım. Fiyatı sen doğru tut ama kalitede kesinlikle. Yap ki evet. herkes senin kaliteden görsün. Doğru. Yani biz örneğin diyoruz ki işte filan kebapçıya gittim, iyi yemek yedim filan. Evet. Ama herkes oraya gidiyor değil mi? Çünkü iyi olan için gidiyor. Evet. Ama fiyatından soruyor mu? Yok soruyor. Yok. Ama dışarıdan gelen hı hı. onu görmedi. Fiyat listesine bakar. Fiyat listesi neyse diyor ki ya ben cebimde bu kadar para var buna göre bir yemek yiyeyim. Evet. Değil mi? Doğru. Cebin fiyat listesine gün mesela gel ben gitsem acaba ne kadar para ödeyeceğim? Yani kimse hızına kazıklanmak istemez. Yani evet. bir insan sıradan bir insan bile olsa gittiği yerde en doğal ürün, en doğalı nasılsa öyle almak ister. Evet. Şimdi yani vereceği parayı bilmek ister dediğiniz tabii, gibi. Tabii öyle bu anlamda, anlamda, evet. Yani evet. burada belediyelerimiz buna da bir el atmasını istiyoruz. Evet. Ücret tarifelerinin asıl olmasını istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz evet. şey yapalım mesela biberimiz. Her biberimiz üzerinde etiket olması lazım. Evet. Çünkü bir çeşit biber var. Tabii tabii. Fabrika yapımı tabii, var. El yapımı var. Makine yapımı evet. var. Yani bunların hepsinin kalite hı-hı. üzerinde fiyat olması lazım. Doğru. Yani çok duyuyoruz ki adam mesela diyor ki 70 bin liradan ta inmiş 30 bin lira 20 lira evet. inmiş. Nasıl iniyorsun ama? Doğru. Ama üzerinde etki. Bu kalitesine göre etki olursa onu hı-hı. görür derken ben bunu alıyorum, bunu alıyorum. Buna göre şey yapıyorum. Bunların da başı hep evet. denetimden geliyor. Tabii, tabii denetim önemli. Bu çok önemli bizim için. Hı-hı. İşte maalesef çok sıkıntı çekiyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar. İnşallah. Bu da zaten amirlerimiz, müdürlerimiz, evet. başkanlarımız duyar. Bunların önlerini alır. İnşallah. Evet. Peki başkanım, arkadaşlarımız uyarıyor artık sonuna geldik diyorlar. Son olarak belki sizin eklemek evet. istediğiniz bir şey vardır. Benim sormayı unuttuğum neler söyleriz? Şimdi tabii Urfa hepimizin Urfa'sı. Hı hı. Bir tek Urfa yani esnaftan teşekkür değil. Evet. Bütün kurumlar var. İşbirliği içerisinde inşallah olup
esnafını yani Urfa'mızı ileriye götürmek açısından hem belediyelerim sağ olsun bak yani ben Allah da şahittir. Belediyelerimizin bir şey belediye özellikle bize yakınlığı var. Ben buradan kendisine teşekkür ediyorum. Sanayimizin önünü açması bakımından çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Şimdi mesela örneğin Buğda Pazarı ile ilgili yer tahsisi yapıldı. Ondan sonra Marangoz'da, ikinci Marangoz'da için yer yapıldı. Evet. Sanayinin yollarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yani sanayi öne açılıyor yavaş. Biz de bunun duyarlılığı içerisinde, esnafımız da bunun duyarlılığı içerisinde iş yerlerinin inşallah yapılıp, yani İslam'a dayalı güzel işler yapılmasını diliyoruz. Yani Urfa, hepimizin Urfa'sı, hepimiz burada yaşıyoruz. Evet. Öncelikle de bu yollarımız bile sıkıntı var, onu da sileyim. Evet. Yollarımızın da trafik sıkıntısı, trafik sıkıntımız var, elektrik sıkıntımız var. Yani bu sıkıntılar da yok değil, var. Onlara da doğru. İnşallah sonra şey yaparız da. Güzel günler inşallah olur. Esnafımıza burada hayırlı işler, hayırlı kazançlar diliyoruz. Şanlı Urfa'mıza da bizleri dinledikleri için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz başkanım, bizi kırmayıp geldiğiniz için. Ayrıca şükranlarımızı sunarız. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugün de analiz programımızın sonuna geldik. Bu haftanın özel konu Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Sayın Mehmet Şefik Bakay idi. Kendisiyle esnafın sorunlarını konuştuk. Birazcık da olsa vatandaşı aslında aydınlatmak açısından konuştuk. Esnafın hali ortada zaten. Başkanımızın da ifade ettiği gibi çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu anlamda kendisine de tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programlarda farklı bir konu ve konuk ile tekrar sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın.